Ben Frank Hoffman, Deutsche Welle muhabiriyim. Bugün Profesör Brockman'la konuşuyoruz. Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nden bir epidemiyolog ve Alman Robert Koch Enstitüsü için de aynı görevde çalışıyor. Merhaba. Bay Brockman, ABD'yi ele almak istiyoruz. Şu anda Amerika'da salgının gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer ülkelerle karşılaştırınca Amerika Birleşik Devletleri'nde bildirilen vaka sayılarının gelişimi oldukça endişe verici. Çünkü Amerika'da koronavirüsün çok kontrolsüz ve çok hızlı yayıldığı çeşitli noktalar var. Salgının merkezinin artık Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiğini söyleyebilir miyiz? Evet, bu görülebiliyor ve bu hem bizim hem de başka grupların hazırladığı simülasyonlara bakınca beklenen bir şeydi. Küresel havacılığı temel alanlar böyle bir salgının dünyaya nasıl yayıldığını kolayca görebilir. Salgının Çin'deki merkezinden Avrupa'nın oldukça hızlı bir şekilde etkilenmesinin nedeni Çin'den Avrupa'ya olan mesafenin çok kısa olması ve tüm bu hesaplamalar salgının Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gecikmeyle ulaşacağını gösteriyordu. Şu anki vaka sayısından da ağırlığın Amerika'da olduğunu görüyoruz. Amerika hareketin çok yoğun olduğu, büyük kentlere sahip bir ülke ve şimdi tabiri caizse tam bir patlama yaşanıyor. Avrupa'da sokağa çıkma konusunda sert kısıtlamalar getirildi. Bunlar herkese etkilediği için kısmen çok tartışma yarattı. Avrupa'daki hangi yeni bulgular Amerika'ya yardımcı olabilir? Hangi davranış kuralları gerçekten yardımcı olur? Davranış kuralları önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Anglo-Amerikan bölgesinde insanların veya toplumsal yönelimin pragmatizm yönünde ilerlemesini umut ediyorum. Böyle bir şeye burada çok ihtiyaç var. Grafiklere baktığınızda insanlar evde kaldığında ve seyahat etmeyi bıraktığında bunun nispeten güçlü bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Bu şekilde bu kontrolsüz salgından kurtulabiliriz. Tabii ki şu soruyu soracaksınız. O zaman ne yapmalı? Her zaman böyle devam edemez. O halde ne yapmalı? Bir başlangıç olarak örneğin maske veya benzerlerinin tüm ulusa dağıtılıp dağıtılmayacağını düşünmek olabilir. Çünkü maske takılması %100 enfeksiyondan korumasa da veya %100 bulaşmayı engellemese de sağlıklı bir sağduyu göstergesi. Etkiyi önemli ölçüde azaltıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 300 milyon vatandaşa maske dağıtmak gibi bir yolu seçmeyi düşünebilirsiniz ve 1, 2 ya da 3 ay boyunca herkesin maskelerle dolaşıp dolaşmayacağını düşünebilirsiniz. Bu kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir şey olacak. Robert Koch Enstitüsü içinde çalışan Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nden Profesör Brockman'a teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.